Kayıta başladığımıza göre tekrar merhaba diyorum. Bugün biz beraber Pune çalışacağız. Bekliyorum AutoCAD'im açılsın ve şu an açılmış olur. En alt burada yazar lower left corner çift sıfırdı. Orada hide yapalım. Onayladığım için tayyip veriyorum. Diğer köşem 3000'e 2000. Bunu her zaman dikkatli olun. Komayı ben kaçırıyorum. Koma neresi? Hangisiydi? Türkçe klavye olduğu için. Evet buldum. Bu da 2000. Limitimi ayarladığıma göre zoom extend yapıyorum. Şu an benim çizimim olacak. Birazcık şu bu tarafa kaldıracağım. İlk tabakamı ayarlıyorum. Layer üzerinden. LA diyorum. Lütfen herkes bunu izlesin Ceyda, sonra sorun olmasın ki çizemedim falan şey. Bir tane ox tabakası açacağım. Buradan yeni tıkladım. Ox diyorum. Çizimini dedim genelde bu renkleri, bu 9 tane rengi biz genelde bunu tercihimiz seçiyoruz. Çünkü Platter'de daha rahat renk kalınlığı verebiliyoruz. Buradaki birimimiz de load dash dot çizgi kullanacağım. Şu dash dot. Okey diyorum. Birimim santim olduğu için line type'ımı santim yapmam gerekecek. Altındı. Evet. Line type'da bunun detailini santim olduğu için 100'e götüreceğim. Okey diyorum. Layer'im şu an bunu aktif haline çıkarıyorum. Ox şu an aktif halinde. Başlıyorum çizmeye. İlk noktam 0'dan 0 başlayacağım. Yukarı doğru F8 ortayı açıyorum. Diğer noktayı yukarıya doğru 1200 bir nokta atmış olurum şu an. Fakat ben sanırım continuous olmadı. Dash dot. Evet. Line type 100. Belki bunu daha da fazla yapmam gerekir ya da 50'ye mi yapsam denememiz gerekecek. Daha olmadı da start. 10 yapsam. Evet 10'da gözüküyor ama fazla oldu gene. Line type. Evet bu daha mantıklı. İlk aksımı çizmiş olduğum bu arada şu aksımız oluyor. Bir sonraki arasındaki mesafe 300'dü. Offset komut yardımıyla O, bakın komutlarımız şurada yazar. O diyorum. Offset seçiyorum. Mesafeyi istiyor. Mesafemiz 300. Komuttayım şu an çünkü imlecim kare oldu. Seçiyorum hangi yöne atacağımı. Bilgisayara tarif ediyorum. Şu taraf. İkinci aksımı da yapmış olurum. Üçüncüyü yani komuttan çıkmasanız böyle devam edebiliyoruz. Ama ben şu an örnek amacı için bir daha yapıyorum. Offset diyorum. Zaten 300 şu an duruyor çünkü bir önceki komutta 300'ü ben tarif ettim. 300 yazıyorum. Seçiyorum. Yön vereceğim. Hangi tarafa doğru? Sola doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aks çizeceğim. Şu an 4. diyeyim. 5'i de çiziyorum. Fakat bir sonraki 500'ü offset diyorum. Bu sefer 500. Tamam. Şu an 6 tane aksımı şu şekilde çizmiş oldum. Bakın 6 tane buldu bana bilgisayar.
Başlıyorum şu an. Yatay Eliz. Ben susmuşum. Neyiniz? Şimdi ya. Ne bilimciyiz? Bir sonraki aksi başlıyorum. ...2001 aks atıyorum şu an. Sıfır noktasından. Aynı şekilde offset diyeceğim. 300. Bunu yanlış yaptım. Onun için silmem gerekecek. Şu şekilde E diyorum. Enter diyorum. Delete. Ama normalde ben kendim böyle seçip klavye üzerinden delete tuşunu basıyorum. O daha hızlı oluyor. Bunu 500 yapmam gerekir. Ve bir sonrakisini de 300. Şimdi ben burada bir kayıt yapıyorum. Diyelim CW01. Burada durduruyorum. Herkes buraya kadar yapsın. Şimdi aksları bitirdik. Şu an biz bunu birazcık küçültebilirsem limiti de ayarladık. Aksları da çizdik. Şimdi duvar yapacağım. Wall. Şuraya geçiyorum. L-A, layer. Arkadaşlar biraz sakin olun. Hem azan da var. Ay, hiç duymuyorum yani artık. Burada duvar yazacağız. Tamam. Rengini beyaz. 7 numara renk. Biz genelde dediğim gibi bunları kullanıyoruz. Çünkü Plotter'da daha rahat buna referans verebiliyoruz. Çıktı alanında. Bu continuous haline dönecek. Biz genelde line weight'i mantığını size söyleyeyim. Line weight'i buradan vermezler mantık olarak. Line weight'i şuradan veriyorlar. Pardon. Örnek benim şu an mesela printerimi seçeceğim. Diyelim şu platter atıyorum. Geleceğim ona kalemlerimi anlatacağım. Mesela şu an böyle yaptım. Sonra buradan diyeceğim benim birinci kalemimin kalınlığı ne kadardı? Gerçi bu profesyonel metodu böyledir. Bunları hepsini çünkü platter kaliteli bunu çiziyor. Hatta diyebiliyorsunuz ki hangi style yapsın çizginin son kısmını? Jointler nasıl olsun? Fillet style nasıl olsun? Tamam. Biz genelde çıktı almadan önce bir kağıtla yanına veriyoruz. Çizgi numara 1 şudur dosyası, profili. Çizgi numara 2 öyle devam ediyor. Onun için bu çizgilerin kodları var hepsinin. Neyse. Ne diyorum şu an? Bizim öyle platterimiz şu an yok. Devam ediyorum. ML bir komut var. ML bir komut ya da multi line. Bunu normal line ile de çizebiliyorsunuz. O da olur. Yani şunları. Ama fazla bir zaman kaybımız var. AutoCAD çiziminde zaman çok önemli değil. ML kullandığımız zaman daha hızlı çizeceğiz. ML diyorum. Şurada style'ına geçeceğim ilk başta. Multiline. Tamam da bu neydi? Multi ML. Evet. Multiline'da ilk başta hangi modeli kullanacağım? Onu bir ayarlamamız gerekir. Bakın bunun diğer modeli var mı? Oradan göstersem size. Onu aslında şu an neyle? Onu aslında şu an araştırma yersini yapıyorum. Thank you.
Evet. Bakın M-Line şu şekilde çalışıyor. Start point'i verdiğiniz zaman bunun top verebiliyorsunuz, zero verebiliyorsunuz, justify verebiliyorsunuz, bottom verebiliyorsunuz ve style'larını ayarlayabiliyorsunuz. Multi, burada neye çıkmaz? Multi, neyse böyle geçelim. Mele. Evet, bu da multi-line edit tools'larımız. Farklı farklı editlerimiz var. Merge nasıl olsa, weld nasıl olsa, open nasıl olsa vs. Şu an mele'ye geçiyorum ben. Mele style'ımız var şurada. Mele style'ımızı nasıl ayarlayacağız? İlk başta modify'a geçiyorum. Modify'dan ben unuttum herhalde tabakamı ayarlamadım. LA'dan B-line. M-line ya da M-line. Ben şunu şu an aktif haline getiriyorum. Çünkü bundan çizeceğim. M-line style'a geçiyorum ilk başta. Style'imi ayarlayacağım. Style'imi nasıl ayarlıyorum? Diyeceğim ki yukarıda 10 geçecek. Aşağıda da eksi 10. Bunu şu şekilde yapıyorum. Çünkü duvar kalınlığımız 20 değil. Ortasını düşünseniz yukarıya 10 kalır, aşağıya da 10. 10, şuna da eksi 10. Tamam. Burada da bilayer her zaman diyeceğiz. Line type'ımız zaten belliydi. O da bilayer olacak. Okeyliyorum. Okeyliyorum. Bir deneyim bakalım. Oldu mu? Olmadı. Biraz şuan haritayı şu tarafa çıkartayım. Şuradan başlamayı düşünüyorum. ML diyorum. Standard style'imi çizecek. Tamam diyorum. Çiz. Dur bakayım. Efendim? Buradan çıkmadı. Şu an bakın ortaya değil. Kenara yapıyor. Ben bunu merkeze yaptırmam gerekecek. ML style'a geçiyorum tekrar. Nereden yapardık biz bunu şimdi? Line and the start, outer arc, inner arc. Ona büyük ihtimal bir tane de sıfır verdik. Zero. Evet. Ortaya doğru hareket ediyorum. Şimdi başlıyorum bir şuraya kadar. Döneceğim birinciye. İkinciye. Bunları birazcık şu tarafa kaldırayım. Kapıları sonra trimleyeceğiz. Şuraya geçiyorum. Şuraya geçiyorum ve noktamı kapatmış olurum bu şekilde. En sağ alt kapan mı burada? Hı? Sağ alt kapan mı burada? Onu style join ile yapabiliyoruz. Dur sana göstereyim. Mele edit şu corner'a desem kapandı. Onlar ufak şeyler. Onları daha çok şey yapmayacağım. Bunu da bitirdim. Şimdi diğeri bu olacak. Şuradan başlatacağım. Şuraya doğru. Bir tane şu aksım olacak. Şuradan şuraya. Bir tane şöyle bir aks yaratacağım. Başka ne var? Bir tane de burada olacaktı.
aşağıya doğru. Başka var mı? Tamam. Şimdilik bu kadar. Bunu ne yapacağım şimdi ben? ML kullandığım için bunlar şu an birbiriyle bağlı çalışıyor. Bunları patlatmak zorunda kalırım. Nasıl bu işi yapacağım? İlk başta ben diğer layer'imi, AX layer'imi kilitleyeceğim. Ki seçilmesin artık. Yani seçsem delete yapamıyorum. Üstünde işlem yapamıyorum. Kilitliydi şu an. Buradan kilit bir işareti var. Kilide bastım, kilitlendi. Neden kilitliyorum? Çünkü şu an bunların üstünde işlem yapacağım. Aşağıdakiler de etki alır. Patlamak için bir komut var. Explode. EX ya da X. X diyorum. Bana diyor objektlerimi seç. Şunlardı. Seçtim. Patlattım hepsini. Şu an objektlerim artık tek duruyor. Tamam. Şimdi başlayıp pencereleri açacağım ve diğer kısımları. Evet arkadaşlar. Hocam, şimdi pardon. Devamını trim ve hocam offset'ten yapacağım. Evet. Geçiyorum şu bölgeye. Hemen burada olduğum için. Bir tane 120 yukarıdan 120 bir 120 offsetleyeceğim. Bir tane de 100 iç bölümden. Hadi başlayalım. 120 öğretmenim. Diyorum. Efendim. 120 sağa doğru atacağım. 180 zaten bu çizgim olacak. Bu çizgiye doğru atacağım. 180 da diğerinden. Şurada 180 oldu. Bir tane 100 aşağı ineceğim. Offset 100. Şuradan aşağı doğru iniyorum. Şu şekilde. Şimdilik bu kısmı başlatalım trimlemeye. Trim için şu çizgileri kaldırıyorum yukarıya doğru. Ve şunu. Çünkü trim kesinlikle teması olacak diğer çizgiyle. Offsetliyorum. Bir de 180 aşağıdaki pencereyi de madem buradayım bitirelim. Evet. TR'ye basacağım. TR'yi şu çizgiyi seçiyorum. Şu çizgiyi seçiyorum. Tightliyorum. Kayıtladıktan sonra şunları siliyorum. Sildim. Bunu sileceğim. Sildim. Şu şekilde de silebiliyorum gerçi. Ki sildim. Şimdi şuradan da bitireyim gerekecek. Şu çizgileri seçiyorum. Kayıtlıyorum. Şu gitti. Şu gitti, şu gitti. Tamam, şu bölge hazırlandı. Şu an şuraya yapıyorum. TR diyeceğim. TR'de bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Şunu, şunu. Seçim bittikten sonra kaydediyorum. Bu silecek, bu silinecek, şu silinecek, şu silinecek. İç bölüm, bunu da sileceğim. Delete diyorum direkt. Böyle olur. TR'den şu ikini seçip tightliyorum. Şu, şu gitti. Şu bölümü şu an bitirmiş olurum. Aşağıya geçelim. Şu bölümü yapacağım. Şu bölümü yazmamışım ama 100 santimdi. Offsetliyorum. 100 yukarı doğru
use bu tarafa doğru. Ayrıca bir tane de benim 180'ım olacak aşağı bölümde. 180 şuraya doğru extend diyorum. Hem extend diyebiliyorum hem de böyle çekiştirebiliyorum. Yani ikisi olur. Şimdi başlıyorum trimlemeye. TR diyorum. İlk bunu seçeceğim. Ortasını kaldıracağım. İkincisi TR. Bunu seçeceğim. Şu bölümü sileceğim. Sonra ne yapıyorum? Şunu ve şunu seçiyorum. Tayitliyorum. Bu gidecek, bu gidecek, bu da gidecek. Tamam. Sonra bu orta bölüme geliyorum. Bunu hatta şöyle de yapabiliyoruz. Yani direkt bunu yukarıya kaldırıp öyle. Bu şekilde de olabilir. Tamam. Bu bölüm şu an bitmiş oldu. Şurada bir sıkıntı var. Bunun için iki çizgiyi seçmem gerekir. Tayitliyorum. Ve şunu bitiriyorum. Burada bir sıkıntı var. Bunun için de onu yukarıya kaldırıyorum birazcık. Şurada TR diyorum. Şu iki taneyi seçiyorum. Kaydediyorum. Ortayı kaldırıyorum. Burayı yukarıya doğru. Şu an buradayım. Bu bölgeye devam ediyorum. 80 ister. Offsetledim. Bu tarafa atacağım. Sola doğru. TR diyorum. Şunu seç diyorum. Şunu seç diyorum. Şu bölümü de direkt buradan yukarıya doğru atabiliyorum. Aşağıda 130'luk bir boşluk var. Bunu nasıl yapabiliyorum? CO bir komut var. Copy. Seçiyorum bunu. Aşağı doğru diyorum 130. Tamam. CO yardımıyla. Hayır, CO'yu istemiyorsanız şu şekilde de yapabiliyoruz. Offset diyeceğim. 130. Öyle. Sonra offset 20. Öyle. Tabii diğeri daha tercih edilir. Daha hızlı bir. Şu bölgeleri şu an düzeltmek istiyorum. TR diyorum. Şunu seçip, şunu seçip, şunu seçip, bunu seçip ve bu iki taneyi seçip tight diyorum. Tight'ten sonra şu istemediğim parçaları kaldırıyorum. Bu şekilde şu bölümde bitmiş olur. Bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta benim sadece iki tane 200 santimli pencerem var. Yukarıdan 30 mesafesi olacak. Offset diyorum. 30. Aşağı doğru 30 atıyorum. Şunu birazcık uzaltıyorum bu tarafa. Bunu da bu tarafa. Tekrar offset diyeceğim. 200. Aşağı doğru. TR diyeceğim. Şu olmayacak, şu olmayacak. Şu ikisi de olmayacak. Tekrar bunu seçip, onu seçip, onu seçip, onu seçip. Şu şekilde trimleyip ve şu an projemi hazırlamış olurum. İnşallah ya. Şu an bizim bu arada projemiz bitmiş olmuş. Birkaç tane de şurada bizim bölümlerimiz var. Belki görüyorsunuz yukarıda kolonlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kolon var. Bunları nasıl çizeceğiz?
اونه ام بسیط یونتمی ایرمی و ایرمی بیر کاره چیزیم سونرا موو یاپیورم شورایا کویجام سونرا تکرار بیر موو شورایا تمام حتا بونون üstünde de çizebiliyorum. Diyelim böyle 20 aşağı doğru 20 bu tarafa 20 şuraya da 20 sonra 10 yukarı kaldırıyorum ve 10 da sağa doğru. Artık bunları copy yardımıyla yerleştirebiliyorum. CO yazıp bunu seçeceğim. Kaydediyorum. Bir referans numara alıyorum. Şuradan referansım olacak. Çünkü çizgilerim eşit seviyede. Diyorum şunu şuraya da koy. Buraya da koy. CO diyorum. Bu sefer referansı ortadan alacağım. Aşağı iniyorum. Şuraya ekle. Şuraya ekle. Ve su son noktaya ekle. Yes. Şimdi bitmiş olmuş. Artık diğer tabakamı aktif haline getirebiliyorum. Kullanım haline. Ve şu an benim çizimim hazır.